Merhaba, bugün size Photoshop'ta mouse'unuz ile nasıl çizim yapabileceğinizi göstereceğim. Ve harbiden çok kolay. Öncelikle Photoshop'umuzu açıp sol üstteki file'dan yani dosyadan new yani yeni kısmına tıklıyoruz. Bu sayede yeni bir sayfa açacağız. Mesela 1000 piksele 1000 piksel bizim için uygun olacaktır. Oluştur diyelim. Öncelikle açılan arka planın üstüne yeni bir katman açmamız çok önemli çünkü burada bu sayede bu katman üzerinde çalışırken yaptığımız hamleleri geri almak istediğimizde çok daha rahat edeceğiz. Tabii ki çizim yapacağımız için ben şimdi kendime bir referans belirlemek istedim. O yüzden eski dostum Rick'i kullanacağım. Rick'le çok iyi bir geçmişimiz vardır. Bu rig fotoğrafını şuradaki çalışmanın yanına sürükleyerek bırakıyorum. Bu sayede yeni bir sayfada rig açıldı. Bunu artık şuradan tutarak ve sürükleyerek ve şu tarafa falan bırakarak diğer sayfamızın önüne alabildik. Bu sayede hem buradan bakacağız hem de çizimimizi yapacağız. Bu bize çok kolaylık sağlayacak. Bu şekilde pencereyi küçültebilirsiniz. Hatta Z tuşuna basarsanız büyüteç gelir. Büyüteçle mouse'un sol kliğini basılı tutarak sola sürüklerseniz bu şekilde sola veya sağa sürükleyerek bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bence yeterli. Hatta biraz daha küçültüp şöyle genişletmek istiyorum ki birazcık da gömleğini de çizebilelim. Evet. Şimdi bu katman üzerinde, bu sayfa üzerinde çalışacağımız için buraya bir kere tıklıyoruz. Bakın şimdi o katmana geldik. Fırçamızı seçelim. Tabii sizde şu smoothing kısmı ilk başta %0 olacaktır. Onu ben o yüzden %0'a getireyim. Sizde şöyledir. Fırçayı seçtik. Siyah boyayı seçtik. Şimdi bir yuvarlak çizmeye deneyeceğim. Çünkü bu Rick dostumuzun gözleri yuvarlak mesela. Bir gözünü çizmeye çalışacağım şu şekilde. Evet. Tabii ki mouse ile çizdiğimiz için çok da iyi bir sonuç elde edemiyoruz bu şekilde. Hem tam bir yuvarlak çizemiyoruz. Hem de çok titrek bir yuvarlak oluyor. Çünkü mouse biliyorsunuz çizim tabletinin kalemi kadar hassas bir yapı değil. Belki de daha hassas bir yapı ama çizim için ideal değil. Bu yüzden şimdi ben bunu geri alacağım. Çünkü bunu daha iyi yapmanın bir yolu var. Ctrl ve Z tuşlarına basarak geri aldım. Yukarıda smoothing yani bu sizde yumuşatma diye de geçiyor olabilir. Bu yumuşatma kısmını %100'e yakın bir değere getirirseniz mesela %80 yapalım, %80 olsun. Şimdi artık çizdiğiniz her şey çok daha yumuşak ve düzgün olacaktır. Bunun sebebi bu yumuşatmayı arttırdığınızda artık sizin mouse'unuzu takip etmesi ve sizin çizdiğiniz şeyi siz çizerken düzeltmesi. Bu yüzden mouse'umdan mesela daha yavaş geliyor çizgi fark etmişsinizdir. Bunu kasıyormuş gibi düşünmeyin. Bu kasma değil. Bu sadece siz çizerken çizdiğiniz yeri yumuşattığı için böyle. Mesela şimdi bir yuvarlak çizmeyi deneyelim. Evet, çok daha düzgün bir yuvarlak çizmiş olduk. Bu sayede çok daha rahat bir şekilde çizim tableti kullanmanıza gerek kalmadan mouse'unuzla çok daha rahat çizimler yapabilirsiniz. Şimdi ben şu Rick'i çizmeye başlayayım. Fena olmadı değil mi? Tabii ki şimdi bu çizdiğimin içini boyayla doldurmam gerekiyor. Çok daha iyi bir sonuç elde etmiş olurum. Açtığım katmanın bir altına bir katman açacağım. Bu yüzden arka planı seçip katman tuşuna basıyorum. Yeni bir katman açtım. Bunun diğer katmanın aşağısında olmasına dikkat edin. Çünkü buna boyama yapacağız ve şu siyahların altında kalmasını isteyeceğiz. Şimdi isterseniz şuradaki siyah kısma gelip bu açıldığı zaman bu panel buradaki damlalıkla buradaki rengi seçip OK'ye tıklayabilirsiniz. Bu şekilde artık Rick'in saçının rengini seçmiş olduk. Fırçamızı biraz büyütüp bu şekilde burayı boyayabiliriz. Tabii ki artık yumuşatmaya o kadar ihtiyacımız yok. Yumuşatmayı minimum seviyeye getirebiliriz. Mesela 9 iyi gibi. Bunu isterseniz böyle boyayabilirsiniz. Tabii bunu yeni bir katman açıp boyamamız sebebi aslında bu boyayı silmek istediğimde siyahların silinmemesi.
Ama şimdi ben işim daha hızlı bitsin diye size daha hızlı gösterebilmek için diğer siyahların olduğu katmana gelip şuradaki G tuşuna basarak da ulaşabileceğiniz kova aracını seçiyorum. Bu şekilde yine saçın rengini seçerek buraya basarak burayı direkt olarak boyayabiliyoruz. Ama tabii ki aynı katmana boyadığımız için bunu silersek siyah kısımlar da silinecektir. Ona dikkat edin. Yine mesela kaşı da aynı renk. Şuradaki saç da aynı renge boyayalım. Aynı zamanda alt tuşuna basılı tutarak istediğiniz yere gelip ve sol klikle tıklayarak oradaki rengin aynısını kopyalayabilirsiniz. Mesela şuradaki ağzın içindeki rengi bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Bir kez daha tıklayalım. Şu beyazlıklar iyice yok olsun. Dilin rengini de seçeyim. Ten rengi. Tabii şurada bir açıklık olduğu için burayı boyamadan önce şurayı kapatmaya dikkat edin. Şurası şöyle kapatın mesela. Sonrasında kovayla doldurabilirsiniz. Çünkü aksi takdirde tüm ekran maviye boyanacaktır. Evet, böyle bir sonuç elde ettik. Tabii ki siz bununla daha çok uğraşarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bence hiç fena değil. Çok kolaydı değil mi? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.